Dostlar herkese selam. Evet, Asya Koyunculuk'tayız. Tulumlarımızı giydik. Arkadaşlarla beraber çalışmalara başlıyoruz. Neler yapacağız burada? Burada bütün hayvanlarımızın bir takım kategorizasyonunu yapacağız. Kayıt sistemini oturtacağız. Ve hangi hayvanlar nereye nasıl konmalı, nasıl bir kategorizasyon yapalım? Koyunlar arasındaki klasifikasyon nedir? Kuzular var. Şişekler var, toklular var, koyunlar var, kuzu olsun, koyun olsun, toklu olsun. Bunları kategorize edeceğiz ve ondan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaklaşık aşağı yukarı uzun süre burada olacağım. Dolayısıyla beni devamlı arayan arkadaşlarımız var. Telefonlaşarak ya da konuşarak buluşabiliriz. Burada hem hayvanlarımızı görebiliriz, hem sohbet edebiliriz. Size buradan canlı yayınlar da yapacağım inşallah. Çok güzel görüntüler de çekeceğim. Geçen sefer birçok benim takip eden takipçilerim özellikle sitem etmişlerdi. Ya drone'la çok fazla çektin, içeride hayvanı göstermedin. Bu sefer size mümkün olduğu kadar hayvanları bol bol göstermeye çalışacağım ve aktaracağım. Hadi şimdi girelim içeri ama girmeden önce her zaman olduğu gibi abone olmayı, titreşimi açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hadi bakalım. Evet dostlar, şu anda koyunlarımızı burada görüyorsunuz. Asya koyunculuğa ait koyunları. Şimdi biz arkadaşlarla da konuştuk. Dedik ki önce gidip bir kuzulardan başlayalım. Daha doğrusu toklulardan başlayalım. Toklularla ilgili çalışma yapacağız. Bu çalışmayı yaparken de her zaman sizinle paylaşmaya çalışacağım. Yanımda Faiz var. Faiz bu çiftliğin kahyası. Evet, toklarımız geliyor maşallah, subhanallah. Toklular ve kuzular diyelim yani. Şimdi bunların içinde safkanlarımız var. F3'ler var. Onları ayırt edeceğiz. Çok güzel kuzular var burada. Toklu olmuş veya da toklu olacak kuzular da var. Kırkımlar bitmiş. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık 1000 kadar, 900 küsür 1000 kadar hayvanlar var, kuzular var. Evet, bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Maşallah, subhanallah. Evet, hakikaten böyle benim diyen çok güzel merino lanşaflar var. Şimdi buradan böyle gidelim, bir ileri doğru gidelim. Şu anda arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. O çalışmayı görelim. Evet arkadaşlarımız aşı koridorunun çalışmasını yapıyorlar. İstediğimiz gibi dizayn yapıldı. Bunun daha önce biliyorsunuz aşı koridorunu basit bir şekilde çalışmasını yapmıştık. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet çalışmasını yapmıştık. Şimdi burada ahırın güzel bir tarafı var. Yem verilen kısım geniş. Dolayısıyla burada sistemi öyle bir kuruyoruz ki burada ayrıştırmaya başlayacağız. İşte safkanlar, F3'ler diye ikiye ayıracağız. Burada bir ayrıştırma yapacağız. Yani şöyle diyelim daha doğrusu birinci sınıf ve ikinci sınıf diye ayırmaya çalışacağız. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşacağım. Yalnız bunu kurduğumuz zaman onun açılıp kapanması oluyor mu? Bir bakın bakayım ona. Ha, oluyor değil mi? Tamam, sıkıntı yok. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Koridorumuz tamam. Burada bunun yerine buradan aralıktan geçer. Şunu bir aralığı kapatmanız lazım. O aralık biraz geniş. Şu aralığı da ayarlayayım bir şekilde. Tamam. Evet. Burada da safkan, merino lanşaf, erkeklerimiz mevcut. 300 kadar ve burada şişekler var, koçlar var. Bunlarla ilgili koçlar var, şişekler var ve toklular var. Safkan, merino lanşaf. Bunları da beraber, hep beraber bakacağız. Thank you.
Evet. Evet. Burada da dişiler de var. Dişiler de mevcut. Burada da koçluk, erkek toklular ve kuzular var. Bunlar üzerinde de çalışmalar yapacağız. Dostlar, evet burada bayağı çalışma yapacağız dedik. Burada yapacağımız çalışmalarda bütün hayvanlarımızı kategorize edeceğiz. Kategorize ederken sizlerle aynı zamanda damızlıklar nasıl seçiliyor? Damızlıkları hem Asya koyunculuk için seçeceğiz hem de sizler için seçeceğiz. Ve benim dikkat etmem gereken husus şu. Ben Asya koyunculuk için seçtiğim kategorideki sizler için seçeceğim hayvanları da aynı seviyede seçeceğim. Yani öyle bir şey seçeceğim ki onların içinden İster Asya koyunculuk kendine kullansın, ister oradan sizlere yani siz isteyenlere verilsin. İkisini aynı tutacağım. Yani birinci sınıf olacak. Diğer baktıklarım onların içinden de iyi olanları seçeceğim. Yine Asya koyunculuk seçebilir ve bu şekilde bütün hayvanları kategorize edeceğiz. İlk önce bununla başlayacağız. Dostlar daha önce konuşmuştuk Asya koyunculukta. Karacabey Merinosu, Anadolu Merinosu vardı bundan 10 yıl önce. Fakat saflaştırmayla onlar da hep Merino Landşaflarla çiftleştirilerek saflaştırmaya gidildi. Ama burada 4000 safkan anaç var. Dolayısıyla bu safkan anaçlardan çıkan çok güzel koçlar ve dişiler var. Koyunlar olsun, kuzular olsun. Yaklaşık 12 yıl oldu. 12 yıl önce ben Almanya'ya gittiğimde Korkut kardeşimizle beraber bu hayvanları seçmiştik. Ondan sonra o yine bir seçim daha yaptı. Ve gerçekten Almanya'nın kaliteli hayvanları, hatta içinde şampiyon koçlar olan hayvanlar geldi. Bir kısmı işte Trakya'da kaldı, bir kısmı buraya geldi. Ama burada uzun yıllar hiç hayvan satılmadan çoğaltılma yapıldı. Onun için buradaki kan çok önemli. Bu kanın doğru şekilde yapılandırılması lazım. Bunun çalışmalarını yapacağız arkadaşlar. İşte arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyorlar ve sizlere çalışma yapılırken de anlatmaya çalışacağım. Neye baktığıma, nasıl seçtiğime, nasıl bir şey yaptığıma bakacağım. Sinek kondu kameranın üstüne. Onu kovaladık. Evet, çalışmalarımız devam edecek. Dostlar, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmamız var. Burada arka tarafta 1000 kadar hayvanımız var. Bu 1000 kadar hayvanın içinden kremayı seçeceğiz. Ondan sonra kremanın kaymağını seçeceğiz. Ayrıca diğer kategorilere ayıracağız. Şimdi başlıyoruz. Tabii kayıtlara da bakacağım. Annelere bakacağım özellikle. Ama öncelikle görüntüye bakarak gidiyoruz. Hızlı gideceğiz. Onun için hızlı gittiğimiz zaman ona göre benim işaret ettiğimi bu tarafa alıyoruz. Tamam mı? Tamam. Evet. Geçelim bakalım. Evet. Şimdik. Bunları gönder bu tarafa. Gönder. 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 Bu dursun. Bunu gönder. Evet.
Şimdi neye bakıyorum? Tiplerine bakıyorum. Şimdi bunlar da birazcık bu tarafa al. Bu tarafa al. Bu tarafa al. Bu tarafa al. Bakayım. Evet. Şimdi özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir dakika gelirsen burada bir şey göstermek istiyorum. Şimdi kırkımcı kırkarken, bakın kırkarken şurada tüy bırakmış. Şu tüyler var. Bu tüyler bizi yanıltıyor. Dostlar, arkadaşlar, bu tüyler bizi yanıltıyor. Onun için buna da dikkat etmemiz lazım. O tüylerin yanıltmaması lazım. Şimdi bunu da bu tarafa al. Bunu da bu tarafa al. Al bunu bu tarafa. Bunu bu tarafa al. Bunu bu tarafa al. Evet. Bekle. 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 Evet. Şu yanıltıyor insanı. Şuradaki tüy yapısı biraz yanıltabiliyor. Bunu da bu tarafa al. Evet. Geçsin. Evet. Geçsin. Hızlı geçiş. Hızlı geçiş. Bir dakika buna bakayım. Tamam, geçsin. Devam, 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 devam. Evet. Dur. Tamam, geç. Yok, yok, yok. Devam. Bir dakika, onu al. Bir dakika, ona bakalım. Bunu da al bu tarafa. Evet, bunu al. Bunu al. Evet. Fazıl, sen kamerayla hareketli çek. Oraya bak, buraya bak. Yani oraya git. Anladın mı? Evet. Bunları gönder. Gönder. Bunu al. Bunu al. Bunu gönder. Gönder. Şunu al bana. Tamam. Bunu al. Bunu al. Bu tarafa. Bu tarafa. Bunu da bu tarafa. Tamam. Dur. Tarafa. Dur, dur. Dakika. Bakıyoruz. Yok, bunu da alma. 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 Gitsin, devam, devam, devam. Evet dostlar, bir yandan size aktarmaya ve konuşmaya çalışayım. Şimdi buradaki amacımız krema seçmek. Sağ tarafa alalım. Evet. Yani ben yaşları farklı yaşlarda bunlar. Genelde farklı yaşlarda. Bizim burada amacımız Merino Landşafları. Saf, hop, hop. Bir dakika. Bakayım. Evet, bunu bu tarafa al. Bu tarafa. O tarafa. Bu tarafa. Evet. Evet, gönder. Gönder. Al onları. İki tane oraya. Buna bu tarafa. Bunları bu tarafa. Bu tarafa al. Al. Al, hepsi gitsin. Hepsi gitsin. Evet. Şu anda özellikle size şunu söyleyeyim. Tabii ki krema seçmeye çalışıyoruz. Baktığımız şeyler neler? Kuyruk yapısı, bacak yapısı. Ben kilosuna bakmıyorum, kondisyonuna bakmıyorum. Sırt yapısı,
kulak yapısı. Bunların içinden tabii yine belki koridorda göremeyip seçemediklerimiz var. Onlarda da yine ayrıştırmaya çalışacağız. Bunlar damızlık dişiler. Yani buradaki amaç bir krema oluşturmak. Dolayısıyla krema oluştururken de elimizden geldiği kadar kremanın en iyi olması lazım. Şimdi sadece burada yanıltıcı bir faktör var. Mesela bunu aldık ama buraya mesela bakın bu hayvan. Bunda onu seçmeyeceğiz. Çünkü onda birazcık daha şey var. Karacabey merinosu kanı var sanki. Bakacağız ona da. Şu anda dediğim gibi tamamen istediğimiz kremayı seçmeye çalışıyoruz. Şimdi burada dediğim gibi bir safkanlardan çıkan var. Zaten safkanlardan çıkan hemen görüyorsun. Ama bir de 2-3 nesildir devamlı F1 olmuş, F2 olmuş, F3 olmuş, artık sonuna gelmiş. Ama hala F3'te olanlar var. Bizim işte o F3'leri ayırmaya çalışıyoruz şu anda. F2'leri ayırmaya çalışıyoruz. Varsa eğer. Çünkü yaklaşık bu 12 yıl içinde son 6 yıldır devamlı olarak sadece Merino Landşaf Koç kullanıldı. Hatta belki daha uzun süredir benim bildiğim kadarıyla. Ve bu sürü tamamen Merino Landşaf'a dönüyor. Ve o Merino Landşaf'a dönerken de o Merino Landşaf'ın içinde de tabii ki kategorizasyon gerekiyor. Tabii ki onların içinde de ayrıştırmalar gerekiyor. Bunların hepsini yapacağız. Evet. Evet. Bunu bu tarafa. Bunlar devam. Devam. Devam, 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 devam. 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 Dur. Dur bir dakika. Bakayım. Yok, bu da gitsin. Bunu alıyoruz. Bu gitsin. Bunu alıyoruz. Bunu gitsin. Dur bir dakika. Evet, bu ikisini bu tarafa alıyorsun. Bunlar gitsin. Bunlar gitsin. 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 Geç. Şunu da bir dur bakayım. Bunu bu tarafa alacağız. Şunu mu? Yok, bu gitsin. Bunu alacağız. Evet. Hop. Evet. Gitsin. Gitsin, gitsin. Bunu alıyorsun. Şu üçünü alalım bu tarafa. Evet. Tamam. Hop, hop. Tamam. Gitsin, gitsin. Hepsi gitsin. Gitsin. Gitsin, gitsin, gitsin. Evet dostlar. Kremayı seçmeye çalışıyoruz. Devam, devam, devam. Devam. Şu ikisi, üçü, şu üçü. Dur bir dakika. Ha. Evet. Şu üçü. Evet, kapat. Ha. Evet. Bunlar bu. Bunu da alalım. Gönder, gönder, gönder. Gönder. Bir dakika. Dur. Dur. Şu ona bir bakayım. Bir daha bakalım. Yok, gönder onu. Gönder. Bunları dur, tut. Bu ikisini tut. Bunları bu tarafa. Tut. Gönder. 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 Bu ufak ama al bunu. Al bunu. Bu tarafa. Dur.
Sola gönder. Bu dur. Dur bir dakika bakalım. Buna bakalım. Evet, bunu sağa al. Evet. Şimdi bunları gönder sola. Gönder. Bunu alacağız. Al bakalım bunu. Evet. Şunu alalım. Gönder. Tarafa. Gönder o tarafa. Gönder, 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 gönder. Bunu da gönder. Bunları bu tarafa al. Bunu da al. Tamam, gönder. Gönder, gönder. Gönder. Dört. Gönder. 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 Dostlar, sizler için 1000 baş üzerinden 150 tane özel damızlık Merino Longchamp seçtim. Seçimlerimiz devam ediyor ama seçtikten sonra kendim bir baktım. Hakikaten hayvanların aslında seçmeme rağmen diğerleri de çok güzel, bunlar da çok güzel. Dolayısıyla 4-5 gün boyunca buradayım. Eğer kuzu ihtiyacı olanlar ya da damızlık, koyun, koç ihtiyacı olanlar mutlaka bana ulaşsın. YouTube kanalımda mailimi, yani elektronik postamı açacağım. Orada telefon numaramı tekrardan vereceğim. Evet, telefonla da olsa ya da gelirseniz görüşmek üzere diyorum.